Bu araç yenileme videoma hoş geldiniz. 94 model 1.5 litre benzinli Lada Samara üzerinde çalışıyorum. Önceki bölümde motoru çalıştırmayı başarmıştık. Şimdi ise motorun sorunları üzerine çalışacağım. Motor çok uzun süre çalıştırılmadı ve en son bakımı 4 yıl önce yapılmış. Yani 4 yıldır içinde duran yağ özelliğini kaybetmiş olması gerekiyor. Motor yağını kontrol ediyorum. Yağ çubuğu motorun içinde çamur olduğunu gösteriyor. Yağ çubuğunun alt kısmında çamur ve su var. Üst kısmında ise biraz yağ var. Zaten böyle bir durum bekliyordum. Bu da motorumuzun conta yakmış olabileceğini ve soğutma suyunun motorun yağına karışarak motorun içine dolmuş olabileceğini gösteriyor. Soğutma suyu haznesi tamamen boş, yani iki olası ihtimal var. Soğutma sisteminde, radyatörde, hortumlarda veya başka bir yerde kaçak var veya motor conta yaktığı için soğutma suyu motorun içine doluyor. Karter tıpasını söküp motor yağını boşaltmayı deneyeceğim. Karter tıpası en son 7 yıl önce sökülmüş. Bakım yapan usta tıpayı sökemeyince yağ filtresini sökerek yağ boşaltıyormuş. Bakımları bu şekilde yapmış. Aracın altına girdiğimde egzoz manifoldunun ve egzoz sisteminin tamamen korozyona maruz kaldığını gördüm. Aracın kilometresi düşük ama uzun süre kullanılmadığı için bakımsızlıktan bu hale gelmiş. İkinci el araç alırken herkes düşük kilometreli olmasını ister. Ancak bu durumda dikkat edilmesi gereken en önemli şey aracın düzenli olarak kullanılıp bakım yaptırılmış olmasıdır. Aracın yaşı ve kilometresiyle oran orantı kurmalısınız. Aktif olarak kullanılan bir araç ayda yaklaşık 700-800 kilometre yol yapar. Yılda ortalama kilometresi ise 10.000 civarında olmalıdır. Düzenli olarak kullanılmayan araçlar daha çabuk deformasyon gösterir. Bu araç 22 yaşında, yani kilometresi 200.000 ile 260.000 arasında olması gerekirken bu araç 80.000 kilometrede. Karter tıpasını sökmek için WD-40 sıkıyorum ve biraz bekliyorum. Karter tıpası ve etrafı yağ kaplı olduğu için çalışmak oldukça zor. Tekrar WD-40 sıkarak sökmeyi deniyorum. Her tıpasına tork uygulamak için anahtara çekiçle vuruyorum.
boşaltmak için en az 5 litre hacme sahip bir kovaya ihtiyacınız var. Motorun içinden çikolata şelalesi kıvamında iğrenç kokan bir sıvı akıyor. Motor yağına bakılarak motorun ne durumda olduğu anlaşılabilir. Bunun için kimyasal bir inceleme gerekir. Yağdaki metal değerine bakarak pistonların, gömleklerin yıpranıp yıpranmadığına, korozyon ve su miktarına bakarak su ve yağın birbirine karışıp karışmadığına, motorun ne kadar zamandır çalıştırılmadığına dair bilgileri öğrenebiliriz. Motor yağı boşalırken soğutma sistemine su dolduruyorum. Soğutma sistemi üzerinde bir kaçak varsa hemen belli olur. Boşluklara suyun dolması için elimle hortumu sıkıp bırakıyorum. Bu hareket suyun ileri geri hareket etmesini sağlayacak ve boşlukları dolduracak. Görünürde bir su kaçağı yok. Balata spreyi ile gerekli yerleri temizliyorum. Kupasını sıkıp motora yağ dolduruyorum. Bu yağ çalışmalarımda kullandığım markasız ve ucuz bir yağ. Geçici bir süreliğine doldurup motorun contasının sağlam olup olmadığını kontrol edeceğim.
ölçüyorum ve biraz daha yağ ilave ediyorum. Motor yağı en üst seviyede. Motor yağında ve suyunda bir değişim olup olmadığını gözlemlemek için aracı birkaç gün bu şekilde bırakacağım. Sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.